Herkese merhaba, selamlar. Bugün bir çalışma vlogu'na başlıyorum. Sesinden de anladığınız gibi bayağı hastayım. Boğazlarım falan epey kötü. Sesli bir şekilde çalışma vlogu istemiştiniz benden. Ben de bugün hazır ders çalışıyorken bugünü hep beraber işte geçirelim istedim. Bakalım nasıl olacak? Umarım beğenirsiniz bu videoyu. Bugün ne çalışacağım? Bugün tarih çalışacağım. Tarihte çağdaşlığa başladım. İkinci Dünya Savaşı bitti. Şu anda Soğuk Savaş dönemindeydik. Orada Ramazan Hoca'nın bir tane videosunu izledim sanırım. Şu an kaldığım yerden izlemeye ve not almaya devam edeceğim. Bu arada çağdaşta şöyle notlar tutuyorum. Onları da bir göstermem gerekirse. Şöyle başladım notlarımı tutmaya. En son nereye gelmişim? Kore Savaşı'nı bitirmişim ve bu kadar. Şimdi kaldığım yerden devam edeceğim. Videoları izlemeye ve not almaya. Ondan sonra bakalım işte bugün yani benim fikrimce çağdaşı bitirmeye çalışacağım ama bitmeye de bilir. Çünkü epey uzun videoları var. Hatta bakalım beraber. Kaç tane video kalmış diye. Bu arada ders programından da işaretlemeler yapacağım. Yani bir bakayım nereye kadar geldim. Bu ders programlarını da Semra Dilekçi'nin kanalından aldım. Onun kanalının linkini de bunların olduğu linki de aşağıya bırakırım. Gerçekten çok güzel bir ders çalışma, daha doğrusu konuları yapmış, ayarlamış. Ben de bu konuları hep takip ediyorum yani. Zaten aynı videoları izlediğim için hani buradan tık atmak rahat oluyor. Mesela tarihe buradan devam ediyorum. Ama mesela o tarihte Mehmet Celal Özyıldız Hoca'yı dinlemiş. Ben onu dinlemedim. Yani o var tabii de. Ama şuradan yine aynı konular olduğu için en azından konulara tık atabilirim diye düşünüyorum. Bir de şu şey vardı. O tabii Temmuz ayından itibaren çıkarmış bu listeyi. Onun kanala daha detaylı videosu var. Oradan da bakabilirsiniz. Ben şimdi kendi yaptığım şeylere böyle tık atarak gidiyorum. Hani tam olarak onun programını yapmıyorum ama işte hani ne zaman bitebileceğini görüyorum en azından baktığımda. Şimdi onun bir tıklarını ayarlamam lazım. En son nerede kalmışız? Ben burada kendimce şey yaptım. Yani mesela şu zaman bitecek dedim konularım hani. Ama şu an tahminimden önce bitiyor gibi yani şimdilik öyle görüyorum. Tabii şu anda bunlar sadece şeyler. Matematiğe hiç geçmedim bile. Küresel savaş tamam dinledim. Soğuk savaşı da dinledim sayalım hadi. Soğuk savaşı bitiririz bugün. Geometri hariç tabii şu anda henüz geometriye başlamadım. Matematikte de en son ne dinlemişim bakalım. Yaş problemleri, karışım ve işçi havuzu dinledim en son matematikten, İlyas Hoca'dan. Şimdi de şey bakacağım işte. Bugün yani kısacası bugün tarihte çağdaş çalışıyorum. Çağdaş biraz dinlenmeli ve tekrar edilmeli. Hani sadece dinlemekle pek olacak gibi değil. Hani yani not almam gerekiyordu bir yerde. İşte öyle düşünüyorum yani. Onu oradan öyle götüreceğim. Epeydir de böyle vlog tarzı çekmediğim için şu anda ilk defa da konuşmalı vlog çekeceğim bugün. Yani nasıl olacak hiç bilmiyorum gerçekten. İnşallah güzel olur. İnşallah beğenirsiniz. O zaman daha fazla laf uzatmayalım. Saatte bayağı geçti zaten bugün. Epey geç kalktım. Saat 11:20 geçiyor. Şimdi bir başlayalım. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Ne kadar izleyebileceğiz. Bir izleyelim. Sonra yine durum güncellemelerini yaparım. Görüşürüz. Yaklaşık 97. videodaymışım. Ne dinlemişim? İki tane mi dinlemişim? İki tane soğuk savaş dinlemişim. İki soğuk savaş daha kaldı. Nereden devam edeceğim? Evet değerli arkadaşlar, bugün Soğuk Savaş döneminde Türkiye ünitesindeyiz. Daha evvelden Soğuk Savaş döneminde Kore'yi, İsrail-Filistin meselesinin başlangıcını...
Şimdi Soğuk Savaş dönemi bitti ve 98. videoydu bu izledi. Aşırı hasta hissediyorum şu an kendimi. Ama tabii ki de ders çalışacağım. 98. video bitti. Şimdi yumuşama dönemi var ama onun öncesinde biraz bir mola yapacağım. Sonra kaldığım yerden yumuşama dönemiyle devam edeceğim. Bakalım bugün saat 12.29. 15-20 dakika mola vereyim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet, geldik. Şu an 48 geçiyor 12'yi. Bir 15 dakika kadar bir mola verdim. Şimdi yumuşama dönemiyle kaldığım yerden devam edeceğim. Yumuşama döneminde Ramazan Yetkin hocamızın toplamda bir bakayım 2, 4, 6, 6 videosu var ve onun dışında küreselleşen dünya ünitesinden de 4 videosu var. Yani totalde 10 video daha var. Ama bu videolar çok uzun videolar değil. Yaklaşık 25-30 dakika. Bazıları 30'un üzerinde. Birkaç tane var 40 dakikalık videoları. O şekilde var. Yani bu akşama kadar bitirebilir miyim bilmiyorum. Ama elimden geleni yapacağım. Bitirmeye çalışacağım. Çünkü bunların soruları da var şimdi. Elimde de tarihin pusulası ve Ramazan Hoca'nın tarih soru bankasından eş zamanlı gittiğim için hani bir bakacağım. Yani muhtemelen bugün maksimum bu konuları bitirebilirim. Belki yarın da sorularını çözerim diye düşünüyorum. Hem bir tekrar yaparım en baştan. Çağdaş'ta niye şey yapmadın diyecek olursanız hani bölüm bölüm çözmedin. Hani İkinci Dünya Savaşı'nın bir kısmında işte diğerlerini bir kısmında neden yapmadın diye soracak olursanız da açıkçası çok fazla bir test kitabında o kısımda çok fazla sorular yok ya. Zaten test kitabının hani son 50 sayfası diyeyim Çağdaş'a ayrılmış. Yani ben onun için bir daha durdurup tekrar dönüp tekrar video izlemek istemedim açıkçası. Sanırım bu kısımdan Ramaz Hoca'nın söylediği kadarıyla yaklaşık 3 ila işte maksimum herhalde 4 soru geliyormuş. Yani bu sebepten çok fazla aşırı bir test yoktu o kısımlarda. Tarihin pusulasında da aynı şekilde. Bu arada bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Hani size göstermiştim şu branş denemelerini diye. Bunun coğrafyasını bitirdim ben. Dün bitirdim bunu da. Tamamen bitti. Yargı Yayın Evi'nin %100 coğrafya 20'li deneme. İçerisinde bazı, çok değil ama benim gözlem kadarıyla bir 5-6 tane yanlış soru şıkkı vardı. Yani şöyle mesela yukarıda doğru seçeneği anlatmış ama aşağıdaki şık yanlış gösterilmiş. Tabi bu tarz basit hatalar her kitapta oluyor hemen hemen yani. O yüzden çok da bir şey söylemek istemiyorum. Zaten fark edersiniz yani çözerken de. Hani çözümü yanlış verdiği bir seçenek yoktu zaten. Çözümlerde orucu sadece yanlış şık gösterilmişti bazı sorularda bu kitapta. Onun dışında açıkçası beğendim kitabı diyebilirim. Yani 10 liraya beklemiyordum bu kadar performans ama Yargı zaten güzel herhalde. Güzel bir kitaptı. Bence branş denemesi adına en azından alınıp bir çözülmesi gereken bir kitap. Ya isteseniz bir günde de oturup bitirirsiniz ama içinde yaklaşık 20 deneme 20 x 18'den kaç soru var? Bir bakalım hızlıca. 18 kafadan çarp. 360 soru var içerisinde. 360 soru tabii kendinizi vererek çözmeniz daha önemli bence. Yani oturup mesela yani hızlı bir şekilde çözüp geçmek istemedim açıkçası bunu. Mesela her güne yaydım. Bazı günler işte 5 tane çözdüm. Bazı günler 2 tane. Bazı günler 1 tane çözdüm. Son 2 günde de 5'er deneme çözerek bunu bitirdim. Böyle 1-2 saatimi ayırarak. Çünkü 360 soru tamam hızlı da okusanız gene de epey zamanınızı alan bir şey yani. Geri gelmişken coğrafya ile ilgili konuşurken bunu da söyleyeyim. Şu 7 iklimin Bumerang serisinin coğrafya soru bankası. Bundan da çok memnunum açıkçası. Epey de çözdüm bundan. Şey kısımlarına geldim. Şu çevre sorunları, Türkiye'deki çevre sorunları kısımlarındayım. Bundan sonra bölgelere ayrılarak her bölgenin kendine ait coğrafi terimleriyle işte geçen sorular var. Tabii bölgeler coğrafyası kaldırıldı fakat bu pekiştirmek açısından hani böyle hazırlandığını düşünüyorum. Çıkmış soruları çözdüğümdeki hissiyatı veriyordu bana garip bir şekilde. Neden öyle bilmiyorum ama özellikle fiyatta çok uygun. İndirimde internette ben 18-19 liralara gördüm diye hatırlıyorum. Ben de kırtasiyeden 21 liraya almıştım. Zaten
şeyde bahsetmiştim. Kitap önerileri videosunda bahsetmiştim. İzlemediyseniz şuradan giderek izleyebilirsiniz. Tek tek ayrıntılı bir şekilde zaten tüm kitaplara değinmiştim. Fakat hani kitapların işte başlarında ya da ortalarındaysam şimdi neredeyse sonlarına yaklaştığım çoğu kitaplar ya da bitirdiğim kitaplar oldu. Onun dışında yeri gelmişken bir de arkadaşlar bu 2019 coğrafyanın Bayram Meral hocamızın Soru Bankası. Bunu da bitirdim. Soru Bankası bence çok güzeldi. Yani açıkçası hiçbir şey bulamayacağım bu Soru Bankası'na. Gerek açıklamaları olsun, gerek soru tarzı ve soru kalitesi olsun açıkçası çok beğendim yani. Çok güzeldi. Hatta çok özgün sorular vardı. Hani normal klasik bu soru bankalarında göremeyeceğimiz sorular. Bolca görselleştirilmiş. Bence en güzel coğrafya tekrar soru çözmeyle olur. Tabii ki tekrar edeceğim. Tabii ki unuttuğum şeyler var. Özellikle yer şekilleri konusundan unuttuğum detaylar ya da işte turizm konusundan unuttuğum detaylar tabii ki var. Fakat tabii ki bunlar tekrar ederek pekiştirilebileceğini düşünüyorum. Bu soru bankası da güzeldi. Öneririm yani. 2020'si de güzeldir, aynıdır diye düşünüyorum. Yani hani çok ekstrem farklı sorular var mıdır? Bilemiyorum. Açıkçası çok incelemedim ama 2019'u için beğendim diyebilirim. Gerçekten güzel bir kitap. Yine kitap videosunda gösterdiğim anlam bilgisi vardı. Bu şey Rüştü hocamızın anlam Rüştü Bayındır'ın Pelikan yayınlarından taktiklerle anlam bilgisi soru bankası. Bunu da bitirdim diyebiliriz. Yani sadece sondaki kavrama test, karma pardon, karma testler kaldı. Karma testlerde de yaklaşık kaç tane? Bir 7 tane karma test var. Yaklaşık her testte de 11'e 12'ye yakın soru var. Onları sona bıraktım hani en son çözerim diye. Bence çok güzeldi. Çok ayrıntılı şekilde anlatılmıştı. Rüştü Hoca'nın videolarını izlediyseniz zaten önce taktiği veriyor, sonra işte soru tiplerini nasıl çözdüğünden bahsediyor ve daha sonra örnek sorularla devam eden bir kitaptı bu da. Çok güzeldi. Oldukça beğendim diyebilirim. İçerisinde birkaç tane cevap anahtarında yanlışlıklar olduğunu düşündüğüm sorular vardı. Hani bariz yanlışlıklar vardı. Onun dışında ama yani bunlar da yine 5-6 tane soruydu. Çok fazla değil ama ben her test kitabında buna rastlıyorum. Yani eminim siz de rastlıyorsunuzdur. Hani en iyi soru bankalarında bile illa yanlış seçenek olduğu oluyor. Yani insanız tabii hatalar olabilir böyle basit. Bu kadar ufak hatalar çok sorun olmuyor ama çok olsaydı mesela Aşina kitabındaki gibi o zaman yorumu farklı olabilirdi gerçekten. O zaman daha fazla konuşmadan saatte zaten 1 olmuş. Şey yapalım. Bir başlayalım yumuşama dönemine. Bakalım 2-3 video izlemeyi düşünüyorum durmadan. Çünkü durunca mola verince o mola süresi bir türlü bitmek bilmiyor. Bayağı konuşmuyor. Bugün çeneme vurdu benim herhalde. Bir devam edelim. Bir bakalım nereye kadar gidebiliriz. Bir çalışalım. O zaman ben başlayayım. 99. video. Ufak bir güncelleme. Şimdi yumuşama döneminin iki videosunu da bitirdim. Ufak bir mola verdim böyle. Bir 15-20 dakikalık biraz bir şeyler atıştırdım falan. Şimdi geldim tekrardan kaldığım yerden devam edeceğim. Yumuşama döneminden en son OPEC ve OAPEC'in petrol yani ihraç eden ülkelerin konularını işledik. Afganistan'ın olayları, Orta Doğu'daki Arap-İsrail savaşları vesaire. Uluslararası Enerji Ajansı'nı kurmuşlardır. Yumuşama dönemini bitirdim tamamen. Saat şu anda 5'i 10 geçiyor. Şimdi biraz bir mola vereceğim, biraz bir dinleneceğim. Daha sonra küreselleşen dünya ünitesiyle kaldığım yerden devam edeceğim. Acıktım. Aşırı hastayım. Aşırı.
saatte bu arada. 7'ye geliyor. Ben şu an 3. videoya geçtim. Ama daha geçtim yani. Bir şeyler atıştıracağım şimdi. Sonra devam ederim herhalde. Bundan sonra bir video daha kaldı. Bu video 50 dakika. Yani bir buçuk saatim daha var sanırım bitirmek için. Ama sanırım bugün hedefimize ulaşacağız gibi duruyor. Aslında hasta olmasaydım çok çok daha kendimi vererek çalışabilirdim ama aşırı tıkandım şu an. Böyle yani. Bakalım devam edelim. Görüşürüz. Herkese merhaba. Dün en son akşam ders çalışıyordum. Biliyorsunuz dün bayağı hastaydım ama dün devam ettim ve yaklaşık saat sanırım yanlış hatırlamıyorsam saat tam 10 gibi Çağdaş'la beraber tarihi bitirmiş oldum. Böyle sesim de çok çıkmıyordu. Bugün biraz daha iyi olmayı bekledim konuşmak için. Türkiye'de bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve onun dışında toplumsal sorunlar ve küresel sorunlarla beraber Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi de böyle bitmiş oldu. Tabii elimde birçok artık not var ve şu an soru çözümüne geçmem lazım. Fakat biraz tekrar etmem gerekiyor hani soruları bir nebze olsun çözebilmek için. O yüzden bu sabah bir hastaneye gittim, bir ilaçlar vesaire. Şimdi biraz bugün kendimi toparlamaya çalışacağım bugün. Yani kendimi çok iyi hissedersem bir belki soru çözebilirim biraz. Bir bakarım duruma göre. Biraz düzelmeye çalışırım. Öyle işte yani. Hasta çok da ders çalışılmıyor gerçekten. Tabii dün akşam tatsız şeyler de oldu. Dün kandilinizi kutlamıştım. Akşamına kötü haberler aldık. Bütün Türkiye olarak. Yani diyecek bir şey bulamıyorum açıkçası. Ne söyleyebilirim diye çok düşündüm ama çok üzgünüz tabii hepimiz. Yani bir dar boğazdan geçiyor ülke. Bilemiyorum. Allah yardımcımız olsun gerçekten. Allah sabırlar versin. Şehitlerimizin ailelerine de. İnşallah gerekli önlemler alınır. İnşallah böyle bir şeyle daha karşılaşmayız. Dediğim gibi bugün biraz toparlanmaya çalışacağım. Biraz dinleneceğim. Bu vlogu da böyle bitirmiş olalım. Yani dün akşam bitirdim ben aslında fakat o kadar kötüydüm ki hani bir konuşma yapıp bu videoyu kapatamadım açıkçası. Umarım bu video sizi ders çalışmaya yönlendirebilir. Sizi bu yolda biraz olsun motive edebilir. Çok ufak bile bir katkım olduysa ne mutlu bana. İnşallah devamında gelecektir. Tabii kendim önce biraz toparlamam gerekiyor. Fakat buraya kadar geldiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hangi bölümdeyseniz beni işte nereden dinliyorsanız şu an bu vatan için gerçekten iyi şeyler yapmamız lazım ve bu bizim yani gençlerin elinde olan bir durum şu anda. Bir işi gerçekten hakkıyla yapmamız gerektiğini düşünüyorum ve bunu yaparken de tarihimizi bir ders olarak değil de gerçekten asla unutmamamız gereken bir şey olduğunu düşünüyorum tarihin. Tarih bitiyor. Yani evet konular çok ağırdı. Çok yoruldum Kasım ayından beri ama bitiyor bir şekilde. Bitti bugün. Tabii tekrarlarımı yapacağım. Bunlar bitirmiş olmam her şeyi bildiğim anlamına gelmez. Tabii ki unuttum. Çok fazla şey var. Daha hani yolun başında sayıyorum kendimi bir nevi. Çok hastaydım aslında. Fakat hastalık ya da farklı şeyleri bahane ederek hani bu bahanelerin sonu olmuyor açıkçası. Bir şekilde bu dersleri çalışmamız gerekiyor. Böyle. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hep de bu açıdan konuştum size. Çok da planımı değiştiremedim açıkçası. Çünkü yani ben de İnanın ben de bu masadan hiç kalkmadım. Sadece bir yemek yedim döndüm ya da işte bir çay içtim döndüm gibi. Dün yaklaşık hesapladım. 10 saat çalışmışım.
Normal. Çok iyi kendimi iyi hissetseydim çok çok daha verimli çalışabilirdim ama dün cidden sesimi de biliyorsunuz bayağı hastaydım. Böyle olmuş oldu. Bu videonun kapanışında böyle yapmış oldum. Kendinize iyi bakın. Ders çalışmayı unutmayın. Bizim yapabileceğimiz elimizden gelen en iyi şey ülkemize en iyi şekilde hizmet edecek şekilde kendimizi yetiştirmemiz olduğunu düşünüyorum. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Kendinize iyi bakın diyorum. Başka videolarda inşallah görüşmek üzere. Hoşça kalın.